Bugün belki de pek çoğumuzun amacı Full HD ekran çözünürlüğünde ve yüksek kalite ayarlarında akıcı bir oyun deneyimi yaşamak, keyifli zaman geçirmek. Üreticilerin hedefi ise daha farklı. Yeni nesil konsollar 4K çözünürlüğe gelmişken PC dünyasını bir sonraki aşamaya, yani 8K çözünürlüğe taşımak istiyorlar. Direkt olay 7680'e 4320 piksel ya da bir başka ifadeyle 4K'dan 4 kat daha fazla piksel sayısı. Bakın yanlış duymadınız. 4K'dan 4 kat daha fazla piksel sayısı. Bunun altından kalkmak hakkını vermek için ciddi bir işlem gücü. Dolayısıyla iyi donanımlar, yani büyük bir bütçe gerekiyor. Peki bu hedef ne kadar gerçekçi? İlerleyen dakikalarda 8K oyun deneyimini anlatacak performans değerlerini paylaşacağım. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve başlayalım. Ama öncesinde sponsor mesajı. RTX 3090 gibi yüksek performanslı ekran kartlarından yeni nesil işlemcilere, dizüstü bilgisayarlardan fiyat performans odaklı toplama sistemlere kadar. İster oyun oynamak ya da yayın yapmak, isterseniz de iş ya da eğitim amaçlı olsun, ihtiyaç duyacağınız tüm teknolojiler dünya dev markaların en yeni tüm donanımları İtopya'da. İster web sitesi, isterseniz de İstanbul'daki Acıbadem, Beylikdüzü ya da Kartal veya yeni açılan Ankara Seyitözü mağazasına gidebilir, yeni nesil donanımları görebilir, arzu ettiğiniz sistemleri toplayabilirsiniz. Tüm detaylar İtopya.com'da. 8K ile sınırları zorlamak için doğru bileşenleri bir araya getirmek gerekiyor. Yüksek performanslı ekran kartı, darboğaz yaratmayacak güçlü bir sistem ve 8K çözünürlüğünde TV. Asıl yük grafik kartında olacağı için en kritik bileşen ekran kartı. Çünkü hem kas gücü hem de soğutma sistemiyle iyi bir kombinasyon gerekiyor. Zira 8K demek oyun için en zorlayıcı iş yükü demek. Bugün dünyanın en güçlü ekran kartı hiç şüphe yok ki Nvidia'nın GeForce RTX 3090 modeli. Evet, yakın gelecekte RTX 3090 Ti da gelecek. Ancak fiyatı ve bulunabilirliği daha şimdiden soru işareti. Dolayısıyla kullandığım kart RTX 3090 ama özel bir versiyonu. Çünkü güçlü bir soğutma sistemi şart. Ekranlara geliyor zaten. Kullandığım kart Gigabyte'ın RTX 3090 Eagle modeli. Gigabyte mühendisleri Nvidia'nın standart tasarımı yerine kendi modifikasyonlarını yaparak rekabette fark atmaya çalışmış. Yeni bir soğutma sistemi uygulamış. Amaç belli. En yüksek frekansı mümkün olan en uzun süre boyunca korumak. WinForce 3X soğutucu tasarımı, iki tanesi 90 mm, bir tanesi de 80 mm olmak üzere 3 adet fanla çalışıyor. Sistemin alt tarafında ise kompozit bakır yapılı 7 tane ısı borusu ve ısı dağıtımı için grafik çipiyle doğrudan temas kuran büyük bir bakır plaka bulunuyor. Gigabyte'ın soğutma tasarımındaki en büyük farkı kenar fanların sola, orta fanın ise sağa doğru dönmesi. Onların mühendislerine göre bu tercih türbülans azaltacak ve hava akım basıncının daha iyi kullanılmasını sağlayacak. Hava akımı demişken doğru yönlendirme için her kanatta küçük kanatçıklar da bulunuyor. Kart yük altına girmediği durumlarda ise fanları kapatarak akustik deneyimi güçlendiriyor. Termal kamerayla yaptığım ölçümleri görüyorsunuz. 8K oyun deneyimi esnasında bile soğutucu gerçekten son derece iyi. 384 bit bellek veri yoluna ve 24 GB GDDR6X grafik belleğine sahip olan ekran kartı 1695 MHz GPU ve 19500 MHz bellek hızlarında çalışıyor. RTX 3090'ın tek avantajı muazzam işlem gücü ya da yüksek bellek kapasitesi değil. RTX serisi yeni nesil bir ekran kartı olduğu için DLSS ve Ray Tracing, yani ışın izleme teknolojilerinden de istifade ediyor. Özellikle DLSS, yani yapay zeka tabanlı süper örnekleme teknolojisi önemli. Nvidia'nın yeni nesil grafik çiplerindeki tensör çekirdeklerini kullanan bu teknoloji, oyun görüntüsünü daha düşük çözünürlükle render edip kullandığınız ekran çözünürlüğünü ölçeklediği için ekran kartının saf kas gücüyle veremeyeceği performansı görüntü kalitesinden taviz vermeden oluşturan donanım tabanlı özel bir mekanizma. DLSS teknolojisinin algoritması, yani kullandığı yapay zeka modeli süper bilgisayarlar tarafından sürekli eğitildi ve oyuna özel piksel tahminleri 16 kat çözünürlükteki görüntüler üzerinden yapıldı için son sürücülerde çalışan RTX serisi bir ekran kartı DLSS uyumlu bir oyunda yüksek çözünürlük ve yüksek performansı detay zenginliğini maksimum düzeyde koruyarak sağlayabiliyor. Bakın, yüksek çözünürlük ve yüksek performansı detay zenginliğini koruyarak sağlayabiliyor. Bu videoda birazdan göreceğimiz gibi RTX 3090 ile bazı oyunları 8K'da akıcı bir şekilde oynamak pekala mümkün. Ancak DLSS'yi açtığımız anda oyun performansı 2 kat yükselebilir ya da RTX 3090'ın saf kas gücünün yetmediği noktalarda DLSS açılarak o oyun 8K'da RTX 3090 ile akıcı bir şekilde oynanabilir. Bu açıdan bakıldığı zaman DLSS gerçekten oldukça yetenekli bir teknoloji. Zaten en sevdiğim özelliklerinden biri de sürekli öğrenen ve gelişen bir sistem olması. Örneğin son çıkan 2.3 güncellemesi ile oyundaki hareket vektörlerinin daha iyi ve akıllıca kullanılması sağlandı. Yani kafa karıştırmak istemiyor, aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin Full HD'de render edilen ve 4K'ya yükseltilen bir oyun sahnesindeki hareketli objelerde anomaliler yaşanabiliyor. Yani bir objenin hareket esnasında arkasında iz bıraktığı
görülebiliyor. Aslında oyunun kendi akıcılığı içerisinde bunu anlamıyoruz belki ama sahneyi durdurup yakından baktığımız, detaylıca incelediğimiz zaman bazı oyunlarda buna benzer sorunlar yaşanabiliyordu. Ancak DLSS 2.3 güncellemesiyle birlikte bu sorunlar aşılmış oldu. Yapılan güncellemelerle birlikte Ördin'in hareketli objelerin arkasına oluşabilen ghosting gibi efektlerin üstesinden gelindi. Bugün DLSS 2.3 destekleyen oyunlarla birlikte hem performansı arttırıyor hem de görsel zenginliği geliştirmiş oluyor. İşte bunların hepsini alt alta getirdiğimiz zaman bence RTX 3090 zaten saf kas gücü ve 24 GB'lık devasa grafik belleğiyle oldukça etkileyici. Ama yanına DLSS'ye koyduğumuz zaman işte o zaman 8K'da istediğiniz her oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ekran kartıyla kullandığım işlemci Intel'in Core i9 11900K modeli oldu. 8 çekirdek ve 16 yüzey desteğine sahip olan işlemci tek çekirdek frekansını 5300 MHz'e çıkartabiliyor. Yoğun yük altındaki sürdürülebilir performansını en yüksek düzeyde tutabilmek adına üzerinde sıvı soğutma kullandığım işlemciyle birlikte sisteme 64 GB DDR4 bellek eşlik ediyordu. Yani oldukça hızlı ve performanslı bir sistem kullandık 8K testleri esnasında. Televizyon olarak Samsung'un 8K çözünürlüğünde ve 75 inç boyutundaki QN900A modelini kullandım. Mini LED teknolojisine ise sağlam ve çerçevesiz tasarımıyla son derece şık görünen bu model şu ana kadar kullandığım herhangi bir televizyondaki en gelişmiş oyun moduna sahip. Bu önemli. Çünkü HDMI 2.1 üzerinden PC bağladığımız zaman hemen 8K çözünürlüğünde başlamıyor sistem. Bunun için ayarlar menüsünden giriş güçlendirme seçeneğini açarak oyun modunu aktif etmeniz gerekiyor. Yalnız bir bileşene daha ihtiyacımız var. Yani RTX 3090 yüksek performans işlemci veya 8K TV yetmiyor. Kullanmamız gereken bir başka bileşen ise uyumlu bir HDMI kablosu. Kimlerinize kablo mu? Saydığın o donanımlardan sonra kabloya ya da özel bir şeye ne ihtiyaç var ki sorusu gelebilir. Ama standart kabloların çok büyük bir kısmı 4K'ya kadar destek veriyor. Çünkü HDMI 2.1 standartını karşılayamıyor. 8K için HDMI 2.1 uyumluluğu gerekiyor. Dolayısıyla bu testi yapabilmek adına yeni bir kablo satın aldım. Tüm bu detaylardan sonra şimdi isterseniz 8K oyun deneyimine geçelim ve performansı anlamaya çalışalım. Hem eski hem de yeni, hem çok popüler hem de daha popüler pek çok oyuna testler yaptım. İlk olarak 4 Rally'ye bakalım isterseniz. Evet, eski bir oyun olduğunu farkındayım ama yarış simülasyonlarını da seviyorum. 8K'da ve en yüksek kalite ayarlarındaki detay zenginliği oldukça iyiydi. Hem otomobil hem de çevre çok daha gerçekçi görünüyordu. Gigabyte RTX 3090 Eagle ile elde ettiğim ortalama FPS'i 33 oldu. Minimum FPS'in 26 olması da hiç fena değil. Zira oyuna rahatsızlık veren herhangi bir kare atlaması yaşamadım. Bir başka yarış oyunu Forza Horizon 4 ile devam edelim. 8K çözünürlük ve ultra kalite ayarlarında oyun görsel olarak muazzam, akıcılık anlamında yağ gibi akıyordu. Zaten elde ettiğim test sonuçları da bunu doğrular nitelikte. Zira minimum FPS 58, ortalama FPS 67 ve en yüksek FPS de 75 oldu. Bakın 8K çözünürlük ve en yüksek kalite ayarlarından ortalama 67 FPS'den bahsediyorum ki bu gerçekten heyecan verici. Formula 1 tutkunu olarak F1 2020'yi denemesem olmazdı. Görsel atmosferini sevdiğim oyun en yüksek kalite ayarlarında 75 FPS ile oynanabiliyordu. Yani RTX 3090 Eagle için 8K çözünürlükte zorlayan bir yapım değildi bu oyun. Grafikler güzel, detaylar başarılı ve akıcılık gerçekten çok iyiydi. Her oyun mükemmel çalışmıyor elbette. Kullanılan oyun motoru ya da yapılan optimizasyonlara bağlı olarak düşük başarım gösteren yapımlar da var. Örneğin Deus Ex Mankind. Çok yeni bir oyun olmamasına rağmen 8K'da keyifli bir görsellik sunuyor bu oyun. En yüksek kalitedeki performansı ise istenen akıcılık düzeyinde değil. Zira ortalama FPS 25 civarındaydı. Yeni nesil oyunlardan biri olan Far Cry 6 ile devam edelim. 8K çözünürlük ve en yüksek kalite ayarlarında akıcı bir oyun deneyimi elde edemedim. Yaptığım testler çerçevesinde 8K için medium ya da altındaki kalite ayarları tercih edilmeli gibi görünüyor. Zira bu seviyede bile 30 FPS'yi ancak tutturuyorsunuz. Tabii ki yeni nesil upscaling yöntemleriyle performansı artırmak mümkün. Ancak kendi doğal grafikleriyle kendi doğal çözünürlüğünde görselliğin dibine vurmak için RTX 3090 çok da yeterli görünmüyor. Horizon Zero Dawn ile devam edelim. 8K çözünürlük ve en yüksek kalite ayarlarında en yüksek 35, ortalama 27, minimumda ise 20 kare saniyelik başarım gösteriyor. Açıkçası arzu ettiğim akıcılık bu değildi. Dolayısıyla bir kez de Nvidia'nın DLSS teknolojisiyle denedim. İdeal sonucu görebilmek adına DLSS teknolojisini performans modunda çalıştırdım. Bu defa minimum FPS 38'e, ortalama FPS 52 ve en yüksek FPS'e de 78'e çıktı. Ortalama FPS'in 52 olması gerçekten güzel. Yani DLSS teknolojisi 8K çözünürlükte Horizon Zero Dawn için neredeyse 2 kata yakın performans kazanımı sağlıyor. Hem çözünürlük çok yüksek hem de DLSS çok başarılı bir teknoloji olduğu için oyunun kendi akıcılığı içerisinde görsel değişimi anlamıyorsunuz bile. Yani DLSS açık ve DLSS kapalıyken elde ettiğiniz 8K deneyimini yan yana getirdiğiniz zaman grafik farkını anlamak neredeyse imkansız yakın. Zaten oyunun kendi akıcılığı içerisinde herhangi bir değişim yokmuş gibi oynuyorsunuz. Bu açıdan
açısından bakıldığı zaman daha fazla performans ya da akıcılık isteyenler DLSS'yi tabii ki açıp kullanabilir. Sıradaki oyun Wolfenstein Youngblood. 8K ve en yüksek kalite ayarlarında başarılı sonuçlar verdi. Çözünürlük ölçeklemesini otomatik olarak DLSS ile yapan oyun 61 FPS ortalama ile çalıştı. Performansı akıcı, keyfi gerçekten üst düzeydi. Tomb Raider oyunları ile devam edelim isterseniz. İlk oyunumuz eski nesil olan Rise of the Tomb Raider. 8K ve en yüksek kalite ayarlarında oyunun görsel cazibesi artarken oynanabildiği ise sınırlarda geziyor. Elde ettiğim test sonuçlarına göre ortalama FPS 32 civarındaydı. Minimum FPS sahneye göre değişmekle birlikte 18'e kadar düşüyordu. Yani RTX 3090 Eagle bu oyunda zorlandı. Shadow of the Tomb Raider'ın görsel ambiyansı gerçekten çok iyi. Nvidia DLSS'nin kalite modunda olduğu testlerimde hem DLSS hem de daha iyi optimizasyon sayesinde 45 FPS ortalama ile bu oyunu test edebildim. Yani bu oyundaki akıcılık oldukça iyiydi. Total Warhammer en yeni oyunlardan biri olmasa bile tüm sistemleri zorlayan bir karakteristiğe sahip. En yüksek kalite ayarlarında her şeyin sonuna kadar açtığımız testler esnasında 8K'da iyi randıman veren bir oyun olmadı. Oyunun battle testinde genellikle 30 FPS'nin altında kaldım. Dolayısıyla RTX 3090 Eagle üzerinde en iyi performansı gösteren oyunlardan birisi değil Total Warhammer. Doom Eternal'ı 8K çözünürlüğünde ve en yüksek kalite ayarlarında Ray Tracing yani ışın izleme açık olarak test ettim. 13 GB'a yakın grafik belleğini kullanan oyun ışın izleme aktif olduğu zaman zorlanmaya başlıyor ister istemez. Ama onu kapatarak veya DLSS'i aktif ederek oyun keyfini arttırmak, akıcılığı daha yüksek seviyeye getirmek de mümkün. Assassin's Creed Odyssey 8K çözünürlük ve en yüksek kalite ayarlarında 11 GB grafik belleğini kullanıyor. 24 GB belleğe sahip olan RTX 3090 Eagle için bu tabii ki sorun değil. 8K'da görsel atmosferi çok daha şık görünen oyun 27 FPS ortalamayla çalıştı. Yani ideal oyun deneyimi ya da ideal akıcılık için görsel kalitede bazı ayarları değiştirmek ya da kısmak daha iyi olabilir. Dediğim gibi en yüksek kalite ayarlarında 27 FPS ortalama sonuç verdi Assassin's Creed Odyssey RTX 3090 ile. Günümüzün en popüler oyunlarından biri olan PUBG'yi de 8K'da iyi bir akıcılık sundu. Keyif kaçan herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Gerek görsel kalite gerekse de akıcılık gerçekten çok iyiydi. Oyun dünyasının en önemli yapımlarından biri olan GTA 5 8K çözünürlükte her şeyi sonuna kadar açtığımız zaman 18 GB'a yaklaşan muazzam bir grafik bellek tüketimi yapıyor. Bakın 18 GB'dan bahsediyorum. Testler esnasında yer yer 80-90 FPS bandına düşse bile oyun genellikle 100 FPS ya da üzerinde çalıştı. Çıkışı üzerinden yıllar geçmesine rağmen hatta yenisi artık merakla beklenmesine rağmen GTA 5 8K'lı katkısıyla gerçekten çok güzel ve çok keyifli görünüyordu. Oynarken gerçekten büyük keyif aldım. Şimdiki oyunumuz sevsek de sevmesek de oynasak da oynamasak da her seferinde bilgisayara kurduğumuz oyunlardan biri olan açıkçası benim de severek oynadığım yapımlardan biri diyebileceğim CSGO. 8K çözünürlük ve en yüksek kalite ayarlarında CSGO gerçekten hem görsel anlamda muazzam bir deneyim sunuyordu hem de akıcılık anlamında herhangi bir sorun çıkarmıyordu. Yani CSGO 8K çözünürlükte Gigabyte RTX 3090 Eagle ekran kartı için zor bir görev, zor bir oyun değil. Ama akıcılıktan ya da performanstan ziyade bana yaşattığı görsel deneyim daha önemli çünkü Samsung'un QNH 900A televizyonu üzerinde 8K CSGO oynamak gerçekten görsel deneyim ya da bana sunduğu görsellik anlamında beni heyecanlandırmayı başardı. Ne kadar farklı olabilir ki diyebilirsiniz ama açıkçası monitörden QNH 900A'ya geçerken bu denli fark olabileceğini ben de tahmin etmiyordum fakat gerçekten görsel deneyimim çok çok iyiydi 8K çözünürlük seviyesinde. Gear Tactics de gerek en yüksek çözünürlük gerekse de en yüksek kalite ayarlarında hem görsel akıcılığı hem de ortaya koymuş olduğu görsel ambiyansı iyi oyunlardan birisiydi. Yani sistemi çok fazla zorlamadı. İstediğim verimi elde edemediğim, arzu ettiğim akıcılığı yakalayamadığım oyunlardan biri de Ghost Recon Wildlands oldu. Oyunun görsel atmosferi adeta sinematik gibi. Ancak akıcılık ve performans sorunları tabii ki bu akıcılığın önüne geçiyordu. Çünkü şu an ekranlarınıza geldiği üzere çok akıcı bir deneyim sunamıyordu. Ya bir optimizasyon sorunu var ya da bilemediğimiz başka bir sebepten dolayı Ghost Recon Wildlands arz ettiğimiz deneyimi ne yazık ki bizlere yaşatamadı. The Rift Breaker oyunu da oyun olarak pek oynamasam da donanım testlerinde kullandığım yapımlardan bir tanesi çünkü en yeni teknolojilere destek veren bir oyun. 8K çözünürlük ve en yüksek kalite ayarlarında ışın izleme açık olarak yaptığım denemelerde de gördüm ki bu oyun 8K'da en yüksek kalite ayarlarında RTX 3090 Eagle'la birlikte son derece akıcı bir şekilde oynanabiliyor. İşte tüm bunları alt alta koyduğum zaman PC dünyası 8K çözünürlüğe hazır mı tartışmaları için bence önemli göstergeler göründüğü kadarıyla evet bahsettiğim bileşenler çok pahalı bileşenler, bahsettiğim bileşenler çok küçük bir tüketici grubunu adresliyor olabilir belki ama teknik olarak bakıldığı zaman bugün çok sayıda oyunu, evet belki tamam olmasa bile hatırı sayılı miktarda oyunu 8K çözünürlükte ve ideal akıcılık seviyesinde oynayabilmek de pekala mümkün.
Bu düzeyde bir oyun deneyimi görsel anlamda muhteşem. Ancak bugünün koşullarında bir o kadar da pahalı. Bütçesi el veren kullanıcılar için 8K televizyonla birlikte RTX 3090 ya da yakında çıkacak RTX 3090 Ti ekran kartı heyecan verici bir 8K oyun deneyimi sağlayabilir. Uzun lafın kısası, günümüz ekran kartları gerek grafik biriminin işlem gücü gerekse de DLSS gibi yapay zeka tabanlı teknolojiler sayesinde farklı bir noktaya gelmiş durumda. Akıcı bir Full HD deneyiminden akıcı bir 4K deneyimine geçiş yıllar sürdü. Ama yeni nesil teknolojilerle birlikte 8K'ya yetebilen ekran kartları belki de umulandan daha kısa sürede piyasaya çıkmış oldu. Hepsini alt alta koyduğumuz zaman bir sonraki jenerasyon için yeni kartların sahip olacağı teknolojiler adına heyecanlanmamak elde değil. Umarım onlar geldiğinde hem fiyatları çok daha makul olur hem de alınmak istediği zaman piyasada çok daha kolay bir şekilde bulunabilir. Bakalım, bekleyip göreceğiz artık. Evet, tüm bu detaylardan sonra videonun sonuna doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdi Özağa ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip ede alabilirsiniz. Destek olmak isterseniz ve henüz kanala abone değilseniz kanala abone olmayı düşünebilir, video hoşunuza gittiyse sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana katkıda bulunabilirsiniz tabii ki. Sevgili arkadaşlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.